Filmi ben dikkatlice seyrettim. Tabii yaptığım iş itibarıyla bu geçmişi çok da iyi biliyorum. Bence film oldukça güzel bir şekilde bu geçmişi yansıtıyor. Ne kadar zorluklarla ilk tüp bebeğin yapıldığını ve en sonunda da Louise Joy Brown'un doğumunu anlatıyor. Hem kurgulanmasıyla hem de anlatımı ve oyunculuğuyla bence çok güzel bir film. Film pek çok açıdan bakıyor esasında. Yani kısırlığın bir hastalık olarak addedilmesi ve tedavi edilmesi gereken bir durum olduğu perspektifinden de topluma bakıyor. Onun dışında tutucu çevrelerin bu tür ilerlemeleri nasıl engellemek istediklerini ve nasıl korktuklarını çok güzel anlatıyor. Türkiye'de de hatırlıyorum, yine tüp bebek doğduğunda pek çok gazetenin manşeti olmuştu bu konu. Diğer bir bence özelliği Jean Purdy, yani oradaki ekip içindeki hemşire üzerinde kurgulanmış olan bir film esasında. Ki bence böyle olması da çok güzel olmuş. Çünkü hem kadının perspektifini yansıtması yönünden, kendisi de bir endometriozis hastası. Üzücü bir şekilde 39 yaşında da kanserden ölüyor Jean Purdy. Çok genç bir yaşında ölüyor. Bunu ilk dünyada yapan kişi olan Bob Edwards'ın 2000 yılından itibaren 10 yıl süreyle her sene tıpta Nobel ödülüne aday gösterilmiş olması ve alamamış olmasıdır. Ta ki 2010 yılına kadar. 2010 yılında sonunda kendisine Nobel ödülü veriliyor. Geçmiş 9 yıl içinde Katolik Kilisesi sürekli olarak bu Nobel ödülünün ona verilmesini bloke ediyor, engelliyor. Acıklı taraf da şu, maalesef 2007 yılından itibaren Bob Edwards Alzheimer hastalığı nedeniyle tamamen kendini bilemez bir halde, bakıma muhtaç, hiç kimseyi tanımayan, o süper zeki olan insan bu hale düşüyor ve 2010 yılında verilen Nobel ödülünde karısı gidiyor, alıyor. Ben kendisiyle tanışma fırsatı da buldum. İnanılmaz derecede alçak gönüllü, herkesle oturup konuşan böyle bir insandı. Gerçekten tanıdığım için kendimi çok mutlu hissediyorum, çok onurlanmış olarak hissediyorum. Tabii bütün bu geçmişi bilen bir kişi ve bunun içinde büyümüş ve yaşamış bir kişi olarak da ben filmi çok büyük bir zevkle izledim. Sizin de filmden hoşlanacağınızı ve zevkle izleyeceğinizi düşünüyorum.